أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين Arkadaşlar geçen haftaki dersimizde 40. nev'e başlamıştık. Malumunuz 40. nev müfessirin anlamını bilmesi gereken edatlar, harfler, bağlaçlar artık e, ne dersek onlarla alakalı bir nev idi. Müellifimiz burada alfabetik sırayla bir yöntem takip ediyor. Geçen haftaki dersimizde hemzeyi görmüştük. Hemze çeşitlerini görmüş idik. Bu haftaki dersimizde ise ehad kelimesi e, ve vahid kelimesi arasındaki farkları göreceğiz. Ve eğer vaktimiz yeterse ondan sonra da zarf olarak da kullanılan, ta'lil manasına da gelen kelimesi ne işleyeceğiz inşallah. Hakikaten oldukça latif bilgiler var okuyacağımız yerlerde. Mutlaka siz de bakarken fark etmişsinizdir. Şöyle başlayalım inşallah. Ehad. Kale Ebu Hatim fi kitabiz i zine huve yani ehad ekmelu minel vahid tekli ifade etme açısından vahitten daha kuvvetli, daha beli, daha kapsayıcıdır. Ela tara, enneke izâ kulte fulan, la yekûmu lehu vahid câze fil ma'nâ en yekûme isnâni fe bi khilâfi kavlike la yekûmu lehu aad. Şimdi birinci fark bu. Aslında burada belki sistematik olarak şöyle bir başlık atmak uygun olabilir en azından mesela bundan sonraki dönemlerde kitap yeniden basılacak olsa bazı yeni baskı kitaplarda bunu yapıyorlar malum mesela. İbn Kesir'in muhtasarı bizde Sabuni merhumun yaptığı muhtasar daha yaygın ama son zamanlarda özellikle Türkiye'deki ders halkalarında da okunmaya başlanan bizim de yine İbn Kesir'de takip ettiğimiz muhtasar Safiyur Rahman Mübarek Furi muhtasarı biraz böyle başlıklandırmış, daha sistematik hale getirmiş. Yani aynı şeyi sanki bu kitapta da yeni basımlar söz konusu olacak olsa yapılabilir. Mesela burada ehad ile vahid arasındaki farklar ya da ehad kelimesini vahitten ayıran özellikler, kendine mahsus özellikler gibi bir başlık atılabilir. Şimdi birinci başlık, şey birinci fark bu. Mesela tekliği ifade etme açısından ehad vahitten daha güçlüdür. Mesela ela tara enneke iza kulte fulanun la yakumu lahu vahidun Mesela diyor bir bakar mısın şöyle bir cümle kursak fulanun la yakumu lahu vahidun yani filanca kişi var ya onun için la yakumu lahu vahidun bir kişi ayağa kalkmıyor dediğimizde Ceze şöyle bir mananın anlaşılması mümkündür. Ceze fil en yakuma isnani fe ekthara. Mesela Arap dil mantığı açısından diyor. La yakumu lehu vahidun dediğinde e, yani onun için bir kişi ayağa kalkmıyor demek. Yani sadece bir kişi kalkmıyor, iki kişi, üç kişi kalkıyor gibi manalara da gelebilir. La yakumu vahidun dediğinde ceze fil mana mana itibariyle şöyle bir şey caiz olur. Ney? En yakuma isnani fe ekthara. Yani filanca için iki kişi veya hutta da daha fazla kimse ayağa kalkıyor, işte saygı gösteriyor gibi bir mana anlaşılabilir. Yani nefisi yakında gelmiş olması, buradaki vahid kelimesinin hiç kimse kalkmıyor anlamına gelmez diyor. Normalde nekreler nefisi yakında geldiğinde umum ifade eder. Olumsuz cümlede umum da hiç kimse diye ifade edilir veya hiçbiri diye ifade edilir malum. Ama bi hilafi kavlike şöyle dediğinde ise durum tam tersine olur la yakumu lehu ahadun yani e, la yakumu lehu ahadun dediğinde filanca kimseye hiç kimse onun için ayağa kalkmaz. La yakumu lehu ahadun filanca kişi var ya hiç kimse onun için ayağa kalkmaz demek işte burada umum ifade eder. Birinci fark şu. Ehad kelimesi tekli ifade et bakımından vahitten daha güçlüdür. Mesela ikisi de nefis yakında gelmiş olmakla birlikte La yakumu lehû vâhidun ile la yakumu lehû ehadun arasındaki farkı gördük burada. La yakumu lehû vâhidun dediğimizde onun için bir kişi ayağa kalkmıyor demek iki veya üç kişi kalkıyor gibi mana çağrıştırabilir. Ama umum ifade etmesi bakımından la yakumu lehû ehad daha derinlikli bir mana bize verir diyor. Bu bir. İkincisi, ikinci fark. Ben buraları maddelendirdim kendim. Ve fil ehad hususiyetun leysa fil vahid. Ayrıca ahad kelimesinde vahid kelimesinde olmayan bir takım özellik vardır. O da nedir? Takulu mesela şöyle dersin. Leysa fid dari vahidun. Yani leysa fid dari vahidun dediğinde feyecuzu en yekune minet devabbi ve tayri ve vahşi vel insi. Yani bu evde leyse fiddari vahidun evde bir kişi yok dediğinde hangi varlıkları kastediyorsun? Canlıları, efendim insanları mı kastediyorsun? Hayvanları mı kastediyorsun? Kuşları mı kastediyorsun? Ve devab yerde efendim karada hareket eden hayvanları mı kastediyorsun? Bunların hepsi ihtimallidir. Yani vahid hem akıl hem de gayrı akıl varlıklar için kullanılır. Fe ya'munnâse ve gayrahum. Dolayısıyla hem insanları hem de insan dışındaki varlıkları da içine alır. Bi <laughs> hilafi ama şu cümlenin tam tersine şu cümlede aynı şey söz konusu değildir. Bi hilafi leysa fid dâri ehadun. Leysa fid dâri ehadun cümlesinin tam tersine. Peki orada ne vardır? Fe <laughs> innehu bu ehad kelimesi Maksusun bil ademiyine düne gayrihim. Ahad kelimesi ademi yani akıl varlıklar için kullanılır. Düne gayrihim akıl varlıkların dışındakiler için kullanılmaz. Dolayısıyla ikinci özelliğimiz şu olmuş oldu. Vahid kelimesi akıl gayri akıl tüm varlıklar için kullanılabilir. Ama ahad kelimesi sadece akıl varlıklar için kullanılır. Bu iki. Peki devam ediyoruz. Sale şimdi burada Ebu Hatim devam ediyor. Yani üçüncü özellik olarak bunları Ebu Hatim'den almış müellifimiz. Ve yeti el ahad fi kelamil arab bi evvel ve bi ma'nel vahid. Ahad kelimesi diyor Arapçada evvel yani birinci manasına da kullanılabilir. ilk manasına da kullanılabilir. Vahid bir manasına da kullanılabilir. Ehad dediğimizde evvel ilk birinci manası alabildiğimiz gibi vahid manasını da almak mümkündür. Ha, bu durumda fe fil isbati ve fil nefi. Hem olumlu cümlelerde hem de olumsuz cümlelerde kullanılır ehad. Nahvu mesela kul vallahu ehad. Şimdi bu olumlu bir cümledir. De ki Allah birdir. Biz bunu böyle tercüme ediyoruz. Yani ey vahidun ama ve evvelun. Burada iki mana vardır. Şimdi Allah birdir ve evveldir. Yani e, hani el evvelü Allah, huvel evvelü vel ahiru ve zahiru vel batin. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor zaten. Yani Allah hiçbir varlık yokken o vardı. O manada ilk. Yoksa sonradan olanların ilki gibi anlamıyoruz onu. Hiçbir varlık yokken o vardı. O manada ilk. Mesela işte burada Kul hüvallahu ehad cümlesindeki ehad kelimesi ey vahidun ve evvelun. Hem ve evvel hem de vahid manasındadır. Bu bir. Orada bir ayraç koyalım arkadaşlar yoksa e, işareti koymazsak şimdi sanki burada sadece vahidun var gibi anlayıp ve evvel feb şu gibi oraya geçebiliriz. O zaman da mana bozuluyor. E orada iki nokta üst üste koymuş ama o, onu düzeltelim. Yani kul huvallahu ehad ey vahid ve evvel. Mesela şimdi bir örnek daha verecek. Feb'atü ehadekum bi verigikum. Yani ashabu kef uyandılar mağarada. içlerinden birini ekmek almaya gönderecekler. Efendim içinizden birini şu gümüş paranızla e, gönderin ya da gönderelim manasındadır bu aslında diyorlar. Buradaki e, feb'atü ehadeküm evveleküm değil de vahiden minküm demektir. İçinizden birini anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki cümlede biz şunu gördük. Kul huvallâhu ehad de hem vahid manası var hem evvel manası var. Feb'atü ehadeküm de ise sadece vahid manası var. Yani vahiden minküm demektir. Yani ehad Arapçada hem evvel hem vahit manasına geliyor. Olumlu cümlelerde de kullanılıyor, olumsuz cümlelerde de kullanılıyor. Ve bi hilafihime evvel ve vahit manasına gelir dedi ya yukarıda. Ve bi hilafihime yani evvel ve vahit manalarının tam tersi olarak bu durumda hiçbiri anlamına gelir. Bu durumda ancak fela yüstemalu illa fin nefi. Ancak olumsuz cümlelerde kullanılır. Evvel ve vahid anlamlarının tersine bir anlam ki o da hiçbiri demektir. Sadece olumsuz cümlelerde kullanılır. Tekulü mesela şöyle dersin. Mâ eni min ahadin. Bana hiç kimse gelmedi dersin. Mesela hiçbiri veya hiç kimse anlamına geliyor malum. Ve minhu mesela yine ayeti kerimeden örnek veriyor. Beled suresi 5. ayeti kerime. E yahsebu en len yaqdira alayhi ahadun. Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi zannediyor? Yine bir örnek daha verecek. Ve enlem lem yarahu ehad beled suresinde orada yine hiç kimse manasında fema minkum min ehadin anhu hacizin orada yine sizden hiçbiriniz anlamında arkadaşlar fela tusalli ala ehadin minhum mate ebeden o münafıklardan ölenlerin hiçbiri üzerine artık bundan sonra namaz kılma demekdir. Buraya kadar ne anladık? Üçüncü özelliğimiz bu. Arapçada ehad kelimesi evvel manasına da gelir, ilk, birinci anlamında. Vahid manasına da gelir ve olumlu cümlelerde de kullanılır, olumsuz cümlelerde de kullanılır. Olumlu cümlelerde kullanıldığında iki örnek verdik. Kulhuvallahu ehad Allah birdir ve evveldir. Her iki mana var burada. Feb'asu Burada vahiden minkum manası var. Yani içinizden birini. Ha, şimdi geldik olumsuz cümlelere. Ve bi hilafihima dediği bi hilafil evveli vel vahid demektir arkadaşlar. Ee, yani evvel ve vahid manasının tam tersine olan mana ise fela yüste'melu illa nefi. Ancak olumsuz cümlelerde kullanılır. O zaman da hiç kimse, hiçbiri, hiçbir şey gibi anlamlar ifade eder. Ve vahidun, paragrafın sonuna geliyorum. Vahidun kelimesi ise yüstemelu fiha mutlakan. Vahidun kelimesi ise nefide mutlak olarak kullanılır. Hiçbir anlamına gelmez. Ta yukarıda da örneğini verdik. Mesela la yakumu lehu vahidun. Bu nefide mutlak olarak kullanılıyor ama Orada ne anlamıştık? La yakumu lahu ehadun ile la yakumu lahu vahidunun farkını göstermişti zaten o. Yani vahid kelimesi nefide hiçbiri anlamında değil mutlak manada. Yani onun için bir kişi ayağa kalkmıyor anlamında kullanılır. Dolayısıyla ehad ile vahid arasındaki üçüncü fark şu. Ehad kelimesi Arapçada hem vahid manasına hem evvel manasına gelir. Ehad Olumlularda da kullanılır, olumsuzlarda da kullanılır. Olumlu cümlelerde mesela evvel ve vahid manasına geldiğine dair örnekleri verdi. İşte kul huvallâhu ehad ve feb'atü ehadeküm bi ayetinde olduğu gibi. Olumsuz cümlelerde ise hiçbiri, hiç kimse manasına gelir. Yani hem vahid hem evvel manasına gelir. Hem olumlu hem olumsuzda kullanılır. Vahid ise olumlu da kullanılır. Onda sıkıntı yok zaten. Olumsuzda ise vahid kelimesi umum ifade etmez. La yakum lehu vahidun dediğimizde onun için bir kişi ayağa kalkmıyor demiş oluruz. İki veya üç kişi kalkıyor gibi bir mana çıkabilir orada. Ama la yakum lehu ehadun dersek ancak hiç kimse manasına gelir. Dolayısıyla olumsuz cümlelerde ehad umum ifade ederken vahid etmez. Üçüncü farkımız da bu. Dördüncü fark ve ahadun yestevi fihi el muzekker vel muennes. Ahad kelimesi hem müzekker için kullanılır hem müennes için kullanılır. Ama vahid kelimesi böyle değildir. Vahid müzekker için vahittir, müennes için vahidetün deriz. Müzekker müennes ayrımı vardır vahitte. Ahad ise hem müzekker hem müennes için kullanır. Mesela kale taala ya nisa lestunne ke minen nisa. Mesela ey peygamber kadınları eşleri siz diğer kadınlardan biri gibi değilsiniz. Mesela ke ahadin falan değil. Kadınlar için kullanılıyor ama müzekkeri de müennesi de böyle. Bi hilafil ama vahid kelimesinde böyle değildir. Fe la yuqalu minen nisa. Mesela Vahidin minen nisa denmez. Bel ke vahidetin. Eğer vahid kullanılacaksa ke vahidetin denmesi lazım. Ve ehadun. Şimdi beşinci özelliğe geçiyor. Dördüncü özelliğimizi tekrarlayalım. Ehad kelimesi hem müzekker hem müennes için kullanılır. Vahid ise müzekker müennes ayrımına müsaittir. Müzekkerde vahid, müennesde vahidetin diye kullanılıyor. Şimdi beşinci özelliğimiz. Ve ehadun yasluhu fil ifradi ve'l cem'i. Ahad kelimesi hem müfretler hem de cemiler için kullanılır ama vahid kelimesi böyle değildir. Mesela burada kendisi bir izahta bulunuyor müellifimiz. Kultu. ben derim ki diyor ve yani ahad kelimesi cemiler için de kullanılabildiği için vasafa kavluhu taala Cenabat, ne yaptı? Fema minkum min ahadin anhu hacizine. Ahadin hacizin demedi. Sizden onu engelleyecek hiç kimse yoktur o azabı. Fema minkum. sizden yoktur. Min ahadin hiç kimse anhu hacizine. An min ahadin hacizin müfretlik uyumu arayacak olsaydık şayet. Dolayısıyla e, sıfatını çoğul getirdi burada bakın. Ehad burada mevsuftur. Sıfatını çoğul getirdi. Niye? Kendisi de çoğullar için kullanılabildiğinden dolayı. Bi hilafil vahid. Ama vahid de durum böyle değildir. Altıncı özelliğimiz. Vel ahadu lehu cem'un min lafzihi. Vel ahadu lehu cem'un min lafzihi. Ve huve el ahadune vel ahadu. Ahad kelimesinin kendi lafzından cem'isi türetilir. İşte ahadune vel ahad kelimesi gibi. Halbuki veleyse lil vahidi cem'un min lafzihi, vahid kelimesinin ise kendi lafzından cem'isi yoktur. Fela yukalü vahidune, böyle bir şey denmez yani. Bel ne denir? İthnani ve selasetun. Vahidun, isnani ve selasetun diye gider. Vahidune denmez yani. Dolayısıyla altıncı özelliğimiz şu olmuş oldu, ehad kelimesinin kendi lafzından cem'isi türetilirken, vahid kelimesinin kendi lafzından cemisi yoktur. Yedinci özellik vel ahadu darbi vel vel ve fi şeyin hisab. Ahad kelimesi çarpma, çıkarma, bölme gibi matematik işlemlerinin konusu olamaz. Bi khilafil vahid ancak vahid de durum farklıdır. Vahid matematik işlemlerinde kullanılır. İnteha mülekkasan diyor, özetle ben burada bunu tamamladım diyor. Vagat tehassale min kelamihi beynehüme seba'tu furuk. Müellifimiz de diyor ki, bu Ebu Hatim'in bu açıklamalarından yedi fark ortaya çıktı diyor. Evet arkadaşlar, burada Ehad ile Vahid arasındaki yedi farkı görmüş olduk. Buradan biz şunu anlıyoruz aslında. Yani bazen böyle müptedi konumunda özellikle müteradif kelimeler verip geçiyoruz. Ama onu dili bilen birisi anladığında aradaki farkı görüyor, arada nüanslar var. Şimdi biz o dil zevkini kaybettik. Mesela müsamere diyoruz tören için. Ama her türlü tören için müsamere denmez. Müsamere gece yapılan törenlere denir. Yani müstekbirine bihi samiran tehcurun. Kur'an-ı Kerim'de geçer bu. Samiran gece konuşmaları demektir yani. Şimdi semara kökü müsamere geceleyin yapılan mülakatlar, konuşmalar, törenler için kullanılır. E, gündüz için kullanılmaz. E, arada lü, nüanslar vardır. Şimdi bu vahitle hatta öyle. Peki ve fi esrarit tenzil lil fi sureti'l ihlas Barizi'nin esrar Tenzil adlı eserinde arkadaşlar İhlas suresinde şöyle bir bilgi geçiyormuş. Fe in şayet birisi şöyle derse. El meşhuru fi kelamil arab ennel ehade yüste'melü ba'den nefyi vel vahide ba'del isbati. Yani Arap kelamında meşhur olan ehad lafzının nefiden sonra yani olumsuz cümlelerde kullanılmasıdır. Vahid kelimesi ise ba'del isbat olumlu cümlelerde kullanılır. Yaygın olan budur derse ve devam ederse fe keyfe caa ehadun huna ba'del isbat yani kul huvallahu ehad olumlu cümle. E, Arap kelamında da yaygın olan kullanım ehad daha çok olumsuzlarda vahid olumlularda kullanılıyor ama kul huvallahu ehad olumlu cümlede gelmiş. Nasıl gelmiş bu derse Kulna biz ona deriz ki Kad ihtara Ebu Ubeyd Ebu Ubeyd Katsun bin Selam şu tercihte bulunmuştur. Ennehuma bi ma'nen vahidin yani buradaki ehadle vahid aynı manadadır. Ve hîne izin fe lâ yehtassu ehaduhuma bi mekanin dunel ahar. Yani ehadle vahid aynı manada olduğu için o bu takdirde ve hîne izin fe lâ yehtassu ehaduhuma bi mekanin dunel Biri olumlulara, diğeri de olumsuzlara mahsus gibi bir ihtisas, bir ayrışma söz konusu olmaz diyor. Ama bu çok kabul edilen bir şey değil. Yukarıdaki yani kul huvallahu ehadi özellikle yani lafzatullah için kullanıldığından dolayı farklı değerlendirebiliriz. Ama burada Ebu Ubeyd'in kanaatini aktarması açısından önemli bir bilgi bu. Ve in gullibe isti'malu ehad fin nefyi. Her ne kadar ehad kelimesi olumsuz cümlelerde genel olarak olumsuzlarda kullanılsa da Olumsuzlarda kullanılması baskın gelse de ve bunların arasında fark yoktur diyor Ebu Ubeyd. Ayrıca şöyle de düşünülebilir. Ve yecuzu en yekune el udulu huna anil galib. Ayrıca burada diyor normalde kul Allahu vahidün demesi gerekirken şu da mümkündür. En yekune el udulu huna anil galib. Galip kullanımın genel kullanımdan udul yani genel kullanımı terk edip daha az kullanımı olan ehade bir kayma söz konusu olabilir. Niye? Riayeten lil fevasil kul huvallahu ehad allahu samed o ayet sonlarındaki fevasile riayet için böyle bir şey de efendim kullanılmış olabilir diyor. Ama biz yukarıda ne dedik? kul huvallahu ehad de iki derinlik var. Bir vahid manası var bir de evvel manası var. Yani el evvelu Allah vel ahiru Allah o açıdan onu da unutmamak lazım. Kale ragib fi mufredâtil Kur'an, Ragib el-iftifâni diyor ki, ehad yüste'melu ala darbeyni. Ehad kelimesi iki türlü kullanılır. Birincisi ehaduhuma fin nefi fakat sadece olumsuzlarda kullanılır. Vel aharu fil isbat. Bir de olumlularda da kullanılır. Şimdi sadece olumsuzlarda kullanıldığında fel-evvel istigraki cinsin natikina yani sadece olumsuzlarda kullanıldığında akıl varlıkların tümünü kapsaması için kullanılır fel-evvel sadece olumsuzlarda kullanıldığında istigraki cinsin natikina natikın yani insanlar yani mesela lem yakum lehu ehadun dediğimizde hiç kimse derken burada İnsan dışındaki varlıkları falan kaplamıyor, içermiyor, kapsamıyor. Ama tüm insanlardan hiç kimse demiş oluyoruz. Akıl varlıkları kapsamış oluyor. Ve yetenavelu el kesira vel kalile. Az çok hepsini içine alır. Ve <laughs> lizalike bundan dolayı sahha en yukale. Şöyle demek doğru olmuştur. Mâ min ehadin fadiline. Yani fadıl üstün hiç kimse yoktur. Neden? Ehad kelimesi çoğul ve tekil içinde kullanılıyor diye yukarıda görmüştük. Galil ve kesir içinde kullanıldığından mesela ke kavlihi teala fe mâ min ehadin anhu hâcizin. ayetinde de haciz tekil gelmek yerine hacizîn çoğul getirmiş. Burada özet şu. İsfahani diyor ki ehad kelimesi iki türlü kullanılır. Bir sadece olumsuzlarda, iki olumlularda. Fel evvelu yani olumsuzlarda kullanıldığında şu manayı ifade eder. Akıl varlıkların tamamını istirak anlamına gelir. Yani lem yezheb ahadun ilel mescidi. Hiç kimse mescide gitmedi dediğimizde burada biz hayvanatı anlamayız zaten. Nebatatı anlamayız. Sadece insanlar ama insanlar içinden hiç kimse. Tüm insanlıktan hiç kimse gitmedi anlamına gelir. Ama lem yezheb ilel mescidi vahidun dediğimizde yine belki insanı kastederek kullanabiliriz. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam'ın tevhiliyle bunlar aynı manadadır deyip alabiliriz ama karşımızdaki muhatap iyi bir belagat bilgisine sahipse bize bıyık altından gülebilir. Demek ki mesela bugün derse hiç kimse gelmedi. Derse gelenler kimlerdir? Akıl varlıklardır. Orada Lem yeti el yevme ile ders vahidun denmez. Ehadun denmesi Ve ikinci, şimdi ehad kelimesinin olumlu cümlelerde kullanımını aktarıyor bize. Ala felâfeti evcuhin. Yani olumlu cümlelerde de üç türlü kullanılır diyor ehad kelimesi. El evvel birincisi el müsta'mel fil adedi ma'al aşarati yani onlu sayılarla kullanımı nahvu ehade aşara ve ehadin ve işrine Arkadaşlar vahidu ve 20, isnani ve işrune, selasetü ve normalde sayılar böyle sayılır. Ama vahid kelimesinin yerine geçmesi itibariyle. Özellikle zaten 11'de biz bunu söylüyoruz. Yani ma'al aşarat derken genel tabiri vermiş orada. Ama mesela nahim mezheplerine baktığımızda da ehadün ve işrune diye kullanan yok. Ehadin ve işrine diye kullanan yok. Ama vahid kelimesinin yerine geçmesi anlamı itibariyle söylüyor bunu burada. Bir, yani burada şunu demek istiyor. Ehade aşara sayılardaki o tamlamayı ifade etmesi açısından bizim Türkçedeki ibarla tamlama diyorum yoksa izafet değil. Bir, böyle kullanılır. İki, ve sani el müste'amel mudafen ev mudafen ileyhi bimanel evvel. Ya muzaf olarak kullanılır ya da evvel anlamında muzafun ileyh olarak kullanılabilir. Mesela Amma ehadukuma feyeski rabbuhu hamra. Şimdi Yusuf Aleyhisselam rüyayı yorumlarken ne dedi? İlkiniz, iki kişi soru sordu ya. Sırayla tabir ediyor şimdi. Evvel manasında e, mudaf ve mudafun ileyh olarak kullanılacak. E, burada mudaf olarak kullanıldı. Mesela dedi ki amma ehadukuma sizin ilk soranınıza gelince, ilk rüyasını soran kişiye gelince, ikinizden ilkinize gelince feyeski rabbuhu hamra. O işte efendisine içki sunacak. Burada ne olmuş oldu? Evvel manasında ve muzaaf olarak kullanıldı. Mesela ehad muzafun ileyh olarak da gelebilir. E, ona burada örnek vermedi. Mesela galemü ehadin veya hutta rakiptü seyyarate ehadin birinin arabasına bindim. Orada biri manasına geliyor. Ama Özellikle muzaf kullanıldığında ilk evvel manasına geliyor arkadaşlar. Ve salis üçüncüsü el mustaamel vasfan mutlakan ve ihtassu bi vasfillahi teala. Vasfı mutlak olarak yani bir varlığı nitelemek üzere kullanılır ve özellikle de bir varlığı nitelemek derken ehad Allah dışında bir varlık için değil sadece Allah'a vasıf olmak üzere özeldir. Nahvu kul huvallahu ehad. Yani orada Allahu mübteda ehad haberdir ama neticede lafzatullahı vasf ediyor. O manada vasf. Ve asluhu vahadun. Bu ehad kelimesinin aslı vahaddir. İlla enne vahaden yüste'melu fi gayrihi. Ancak diyor aslı vahad olmakla birlikte vahad kelimesi amelü fi gayrihi yani fi gayri hi demek kendi lafzının dışında kullanılıyor. Vahadun diye kullanılmıyor, ehadun diye kullanılıyor yani. Burada da şeyi görmüş olduk arkadaşlar. Ragıbel el İsfahani bize dedi ki bir sadece olumsuzda kullanılır, bir de olumlularda da kullanılabilir. Olumsuzda kullanıldığında akıl varlıklar için kullanılır. Efendim olumlu da kullanıldığında da üç türlü kullanılır olumlu cümlelerde. Bir ehade aşara şeklinde efendim sayılarda kullanılır. İki, muzaf olarak kullanıldığında evvel manasına gelir. Üçüncüsü, vasıf olarak, mutlak vasıf olarak kullanılır. Bu durumda da sadece Allah'a mahsus bir vasıftır. İz, şimdi iz kelimesine geçiyoruz arkadaşlar. Ne demek iz? Veyahut da kaç türlü kullanılır? Onlarla ilgili bilgi verecek bize. Teridu ala evcuhim iz birkaç türlü gelir diyor. Ehaduhuma bunlardan birisi şudur en tekune ismen liz madi ve huvel yani mazi zaman için isim olarak geçmişteki bir zaman dilimi için isim olarak kullanılır ki ve huvel ghaib, genel kullanımda budur peki geçmişteki bir zaman için isim olarak kullanıldığında irapta ne olacak fümme kalel cumhur yani cumhur dedi ki la tekunu illa zarfen bu durumda ancak zarf olur mefulun fih konumunda yani zarf olur. Nahvu şu ayeti kerimede olduğu gibi. Fakat nasarahu Allahu iz ahrajahu allazina kafaru illa tansuruhu fakat nasarahu Allahu iz ahrajahu allazina kafaru thani yathnayn iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana birkaç tane iz var orada diğerleri bundan bedel. Şimdi diyor ki eğer siz Muhammed'e yardım etmezseniz tebüye çıkarken fakat nasarahullahu muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Ne vakit yardım etti? Zarf bakın. İz ahracehul lezine keferu İnkarcıların kendisini çıkardığı bir zamanda o zaman için bir isimdir burası. İz isim hükmündedir. İnkarcıların kendisini Mekke'den çıkardığı vakit, inkarcılar kendisini Mekke'den çıkardığı vakit Allah ona yardım etti. Şimdi nasaranın zarfı olmuş oldu. Ev ya da mudafen ileyha ez zarfu. Yani ya zarf olur ya da kendisine zarf muzaf olur. Bu zarfın muzafın ileyhisi olur. Yani bir ya zarf olur dedi cumhur ya da kendisine bir zarf izafe edilir. Zarfa muzafun ileyh olur. Ne gibi? Nahvu. Ba'de iz Rabbena la Ey bizim Rabbimiz kalplerimizi eğriltme. Ba'de iz daha Ba'de zarf orada malum. İz hedeytene. Bizi hidayete erdirdiğin vakitten sonra. Yani bizi hidayete erdirdikten sonra diye Türkçe'ye çeviriyoruz da. Burada da ne olmuş oldu? Zarfa muzafun ileyh oldu. E, cumhur ne demiş oldu burada bize? Ehad kelimesi geçmiş zamandaki bir vakte isim olarak kullanılır. Ve irap yaparken de ya zarf olur ya da bir zarfın muzafun ileyhisi olur. Bir örnek daha verecek. Yevme izin tuhaddisu. Yevm kelimesi malum nedir? Yevme zarftır. Bak orada iz onun muzafun ileyhi oldu. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha bi enne rabbeke evhaleha ayetin. Ve entüm hine izin tanzurun. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ Yani işte can boğaza gelmiş bir hasta var. Onun etrafındaki insanlar da öylece ona bakıyorlar. Ve entüm siz hine izin o vakit hine zarftır. Bak ne oldu? Bir zarf kendisine muzaf oldu. Tam bakarsınız. Peki. Ve kâle gayruhum. Şimdi cumhur burada ya zarf olur ya da zarfa muzafileh olur dedi ama Cumhurun dışında bazıları tekûnü mef'ûlen bih, mef'ûlün bih olur dediler. Aslında bazı yerlerde mef'ûlün bih olduğu vardır, Kur'an'da da vardır. Nahvu ne gibi? vezkuru اِذْ tüm قَل۪يلًا Biz bunu normalde mef'ûlün bih alırız mesela. Yani az olduğunuz vakti hatırlayın. Yoksa zarf aldığımızda az olduğunuz vakit hatırlayın. Hatırlama işini az olduğunuz vakit yapın gibi bir mana çıkar. Aslında mef'ulun bih aldığımızda güzel bir mana çıkıyor burada. Hani o az olduğunuz vakitleri hatırlayın. Vaktin içinde hatırlama eylemini gerçekleştirin desek zarf olur. Ama o vaktin kendisini hatırlayın. Az olduğunuz vakitleri hatırlayın. Burada mef'ulun bih'tir diyorlar. وكفى المذكورة في ilil kasas kulliha. Yani mesela ve iz yarfu ibrahimul kawaide ve iz qalu allahumma in kana hada huwa al hak bu gibi yerlerin hepsinde hani hatırla ki diye çeviriyoruz ya eee mef'ulun bih oluyor bir takdiri üzkür başına üzkür getirmek suretiyle ve iz evhaytu ila al havariyina an aminu bi ve bi rasuli ayetine örnek verelim mesela üzkür o orayı şöyle tevil ediyoruz biz ve iz evhaytu iz vakt manasındadır. Üzkür <laughs> vakte ihai ilel havariyine. Benim havarilere vahyettiğim zamanı hatırla. Başına bir üzkür koyuyoruz. Onun mef'ulün bihi olmuş oluyor. Fakat cumhur buna farklı bir tevil getirecek. Yani bazıları mef'ulün bihi olur dediler. Her yerde değil tabi. Münasip yerlerde oluyor bu. Ve bedelen minhu. Yani mef'ulün bihten bedel de olabilir. Mesela nahvu ve fil kitabi Meryem kitapta Meryem'i an. Ondan bedel izin tebezet min ehliha. Yani ehlinden ayrıldığı vakti an. Kitapta Kur'an'da Meryem'i Meryem'den bedel ne oluyor? Kavimden, kavminden ayrıldığı vakti an şeklinde iz burada Meryem kelimesinden bedel olabilir. Meryem mef'ulün bih çünkü. Fe iz bedelu min Meryem. Meryem'den bedel ihtimaldir. Bedel çeşitleri var biliyorsunuz. Ala haddil bedel tıpkı şu ayetteki bedel gibi. Ala haddil bedeli fi yeselunuke anis şehril harami qitalin fi. Sana haram aylardan o aylarda savaşmaktan soruyorlar. Bedeli ihtimal diyoruz ya buna. Nasıl burada bedeli ihtimal varsa bu izle alakalı değil. Sadece bedeli ihtimale örnek getirdi bu ayeti. Yukarıdaki Vezkur fil kitabi Meryem izin tebezet min ehliha ayetinde de iz orada Meryem'den bedeldir diyor arkadaşlar. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz ce'ale fikum enbiya'e. Şimdi bir örnek daha veriyor. Bedele. Mef'ulun bihten bedele. Vezkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. O nimetten bedel iz ce'ale fikum enbiya'e. Hani bir vakit sizin içinizde bir takım peygamberler çıkarmıştı ya, o vakti hatırlayın. Yani o vaktin kendisi içlerinden bir takım peygamberlerin zuhur ettiği, Allah tarafından bir takım peygamberlerin tayin edildiği vaktin kendisi nimet olmuş oldu. Yani mef'ulun bihten bedel olduğu bunu da bu sadette getirdi. Ey, şimdi burada bakın tevilleri gösterecek bize arkadaşlar. Üzkuru en nimete elleti hiye el-ja'lu el bedel kullin min el bu ayeti kerime şimdi yukarıda vezkuru fil kitabi meryem izin tebaset bedeli ihtimal idi ulkuru aleyküm, aleykum izjaladeysa bedel kullin min el-kul var <laughs> yani Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini o nimetten bedel içinizden birtakım peygamberler çıkardığı vakti hatırlayın demek ey Üzkuru en ni'mete. Nimeti hatırlayın. Elleti o nimet ki hiye el ca'lul Yukarıda zikredilen ca'lin bizzat kendisi. Yani peygamber belirleme nimetini hatırlayın demektir. Fehiye bedelü küllin minel kül. Bedel kül minel kül olmuş oldu bu. Vel cumhuru, Halbuki cumhur ne yapıyor bunları? Bedel almıyorlar. Mef'ulün bihti almıyorlar. Biraz zorlaştırıyorlar. Bak ne diyecek şimdi? Yec'alûneha fil evveli Birincisinde iz kelimesini zarfen zarf yapıyorlar. Ne için? Li mahzufin. Mahzuf bir mef'ul için zarf yapıyorlar. Birincisi dediği velkuru ilkün iz kuntum ayetindeki iz arkadaşlar. Orada mahzuf bir mef'ul takdir edip o mef'ulden zarf yapıyorlar. Yani illaki zarf olacak diyor cumhur. Ey yani şöyle takdir ediyorlar. Wezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum kalilen. Siz az iken Allah'ın size verdiği nimetini hatırlayın. O nimet ne zaman gerçekleşmiş oldu? nimet ni'metallahi Allah'ın nimetini hatırlayın. Nimetin gerçekleşme zamanı ne zaman? İz kuntum kalilen. Siz az iken. Dolayısıyla orada bir ni'metullah takdir ederiz diyorlar. Yine de o işte iz zarf olarak kalır. Dolayısıyla mukadder mef'ulun bihin zarfı olur diyorlar. Ve fi sani peki hadi onu öyle kurtardınız. Vezkuru iz kuntum kalilen de vezkuru ni'metallahi iz kuntum kalilen diye bir takdirde bulundunuz. İkinci yani vezkuru fil kitabi Meryem bunları nasıl anlayacağız? Ve fi sani ikincisinde ise zarfen li mudafin ila'l mef'uli mahzufin. Mef'ule muzaf mef'ule izafe edilmiş mahzuf bir kelimenin zarfı olurlar olur diyorlar. Orada bir meful var. Mef'ule muzaf ama mahzuf bir kelimenin zarfı olur diyorlar. Mesela onu da şöyle takdir ediyorlar. Ey velikul kıssate Meryeme izin tebezet bihi. Yani Meryem kelimesi kıssate Meryem Meryem kıssasını hatırla. E, Meryem kıssası ne zaman gerçekleşti? O kıssa İzin tebezet bihi. O kıssadan mef'ul oluyor. Kıssa burada kıssanın gerçekleştiği zamanı bildirdiği için artık iz o kıssanın zarfı oluyor. Dolayısıyla burada şunu göstermiş oldu. Hadi dedi ki vezkuru iz entum kalilen ayetinde vezkuru ni'metallahi iz kuntum kalilen diye takdir ettik. Siz az iken Allah'ın verdiği nimeti hatırlayın. Yani mef'ulün bihin zarfı olmuş olur dedik. Peki hadi onu anladık da Vezkur fil kitabi Meryem izin tebezet min ehliha ayetinde nasıl bir kotarma yapacağız derseniz diyor cumhur orada mef'ulün bir muzafı vardır. O da hazfedilmiştir. Mef'ul ne? Meryem. Vezkur fil kitabi Meryem. Onun bir muzafı vardır. O da kıssa kelimesidir. Vezkur fil kitabi kıssate Meryem. Kitapta Meryem'in kıssasını an. Peki o kıssa ne zaman gerçekleşti? İzin tebezet min Hani ehlinden ayrıldığı vakit gerçekleşen o olayı an. O zaman o mahzuf bir mef'ulun bihin zarfı olur yine. Böyle kurtarırız diyor cumhur arkadaşlar. Ve yu'eyyidu zalike. Peki cumhur burada haklı mı derse birisi ve yu'eyyidu zalike bunu destekler. Cumhurun bu tevilini destekler. Ney? Et tasrihu bihi fi kavlihi ve zkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen. Ve zkuru ni'metallahi aleyküm iz kuntum a'daen ayetinde ni'metullah'ın açıkça kullanılmış olması yukarıda bir ayette vezkuru zkuru iz kuntum de de yine bir ni'metullah takdir edilebileceğini dolayısıyla cumhurun tevilinin burada doğru olduğunu destekler diyor müellifimiz. Buraya kadar şöyle toparlayacak olursak iz kelimesi iz kelimesi birkaç vecihte gelir Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi geçmiş zamanın yani daha önceden gerçekleşen olayların gerçekleşme zamanına isim olur. Bir vaktin ismi olur. Peki bir vakte isim olduğunda mesela sabah günün ilk vaktinin ismidir. Dolayısıyla zarftır. Mesela ne diyoruz? Vehebtu ile suki sabahen diyoruz. Sabahan zarf oluyor orada. Geçmiş bir vakte bugün şimdi konuştuğumu düşünün. Zarf oldu. İz de yine geçmiş bir vaktin ismidir. Peki bu durumda ne olacak? Cumhur diyor ki bu durumda zarf olur. Peki hepsi mi zarf olur? Yani aslında çoğunlukla zarftır. Mefulun bih olduğu yerler vardır. İrabul Kur'anlara baksak bunu görüyoruz. Ama burada müellifimiz şunu verdi. Bizim mefulun bih olarak aldığımız yerlerde bile hatta mefulun bih'ten bedel olarak aldığımız yerlerde bile yine cumhurun bir tekvili var mahzuf bir mef'ulun bihin zarfıdır diyorlar. Peki. Ve zekere zemekşeriyyü ennehe tekûnü mükteden. Bakın şimdi alın size bir şey daha. Yine iz geçmiş zamana ait bir isimdir, bir vaktin ismidir ama mükteda olur diyor zemahşeri. Ve harraca aleyhi kıraete ba'dihim. Bazılarının şu ayeti şöyle okumalarını buna örnek gösterdi. Harraca aleyhi bu minval üzere tahric etti demek yani e, iz mübteda olur dedi bu kanaatini desteklemek üzere bazılarının şu getirdi لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ Bu ayet böyle aslında. Fakat bazıları lemin مَنِّ اللّٰهِ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ diye okumuşlar. Le min mennillahi alel müminine. E, Allah'ın müminlere olan minnetindendir. Allah'ın müminlere olan lütfundandır. Ney? İz ba'ta fihim min enfusim. Onlara kendi içlerinden bir peygamber göndermesi, o vaktin kendisi artık bizzat, onlara kendi içinden peygamber göndermek bir lütuftur. Manasında le min mennillah. Mukaddem haber. İz ba'ta muahhar mübteda olur diyor. Fakat bu eleştirilmiş. Şimdi söyleyecek. Gale et takdir. Burada diyor cümleyi şöyle takdir ederiz diyor Zemahşeri. Yani lemin mennillahi alel müminine mennuhu izba'ase gibi bir takdirde bulunuruz diyor. Fe bu durumda iz fi mahalli raf'in mahallen merfudur ke iza fi kavlike tıpkı şu sözündeki iza gibi. İza burada bakın mübteda olacak. Şu örnekte iza nasıl müpteda oluyorsa bu ayette de böyle iz müpteda olabilir diyor Nesefi. Ne, mesela örnek nedir? Ahtabu ma yekunul emiru emirin en kaliteli konuşması ahtab. En hatip demeyelim artık ismi taftil. Ahtabu ma yekunul emiru iza kana qaiman. Emirin en güzel, en kaliteli, en iyi konuşması ayakta olduğu zamanki konuşmasıdır. Ayakta olduğu zamanki konuşmasıdır. Yani ayaktayken iyi konuşuyor demek istiyor. Burada izâ kâne kaimen bu taraf haber olmuş oluyor. Merfu olmuş oluyor yani. Merfu'ya örnek getirdi. Ey o zaman takdirimiz şu. Lemin mennillâhi alel mü'minîne vaktu ba'fihi. Lemin mennillâhi alel mü'minîne Allah'ın müminlere olan lütfundandır. Ney? Vaktu ba'sihi. O Muhammed'i gönderdiği vakit veyahut da mennuhu vakte ba'sihi bir takdirde bulunabiliriz. Mahallen merfu olmuş oldu burası. İnteha. Kale İbni Hişam. Fakat İbni Hişam bunu eleştiriyor. Ve la na'lemu bizelike kailen. Yani bunun böyle irap edilebileceğini söyleyen başka birisini tanımıyoruz biz diyor. Dolayısıyla iz kelimesi arkadaşlar merfu konumda almıyoruz öyle irap edilmiyor. Ve zekera kefirun enha tahrucu ani'l mudiyi ile istikbali. Şimdi yukarıda dedik ki iz geçmiş zamandaki bir zamanın ismidir. Yani mazi bir zaman diliminin ismidir dedik. Geçmiş zamanı bildirir. Şimdi diyor ki ve zekera kefirun pek çok alim şunu zikrettiler enneha tehrucu anil mudiyyi Evet geçmiş zamana ait bir vaktin ismidir ama bazen mudi yani geçmiş zaman anlamından çıkar istikbal anlamına gelir. Gelecek zaman anlamına gelir. Nahvu şu ayette olduğu gibi. Yevme izin tuhaddisu ahbaraha. Yani izâ zülziletil ardu Ar sarsıldığında ileride olacak bu. Şimdi ve ahracetil ardu eskâleha. Yer ağırlıklarını çıkardığında Yevme izin işte o gün ilerden bahsediyor. Yevme izin tuhaddisu akhbaraha. O gün arz haberlerini kendisi söyleyecektir. Burada iz artık istikbal manasına geldi. Ama vel cumhuru enkeru zalika. Cumhur buna karşı çıktılar ve cealu el ayete min babi ve nufikha fi's sur. Yani burada diyorlar cumhur Hayır arkadaş, istikbal manasına gelmez. Yine iz orijinal manasını ifade eder. Mazi manasını ifade eder. Fakat tıpkı şunun gibidir. Ve nufika mazi fiil gibidir. Sura üfürüldü. Üfürüldü mü? Henüz üfürülmedi. Ama ileride mutlaka üfürüleceği için, üfürülmesi kesin olduğu için tehakkuku vuku'una binaen diyoruz biz buna. Kesinlik ifade etmek üzere mazi sigası kullanıldı. Dolayısıyla orada da İzi istikbal manasına almayalım ama mutlaka olacağını beyan etmek üzere yine mazi anlamında kalsın diyorlar cumhur. Yani burada şunu kastediyorum diyor. Min tenzilil mustakbelil vacib el vuku menziletel mazi el vakı. İleride gerçekleşmesi vacip, vacibul vuku olan, mutlaka gerçekleşecek olan bir şeyi sanki gerçekleşmiş gibi o konuma indirgeyerek ve nufiha suri mazi fiil kullandı Allah. Dolayısıyla iz her zaman için mazi zaman dilimini ifade eder. Müstakbelde gerçekleşecek olsa bile yevme izin tuhaddisu ekbaraha tahakkuku vuku'una binaen mutlaka gerçekleşeceği için böyle kullanılmıştır diyelim. Orjinalliğini bozmayalım diyor cumhur. Peki. Vahteccel musbitune Ha şimdi burada tartışmaya giriyor. İz istikbal manasına kayar diyenler müsbitun bu oluyor. İz için istikbal manasını ispat eden, bunu kabullenenler delil getiriyorlar ki Minhum İbn Malik İbn Malik de bunlardan biridir. Bi kavlihi teala. Vahtecce'l müsbitun bi kavlihi teala. İz kelimesinin maziden istikbal manasına bazen kayabileceğini söyleyenler şu ayeti delil getirirler fesevfe ya'lemûne anlayacaklar. Ne zaman? İzil eğlâlu fi a'nâkihim boyunlarına prangalar vurulduğu zaman anlayacaklar. Şimdi ya'lemun muzari fiil e, istikbal ifade ediyor. E, muzari maziye yönelik bir şey için kullanılmaz ki. Demek ki bak burada iz istikbal manasına kaydı. Dolayısıyla bu ayeti örnek getirdiler. Gafir suresi. Burada diyor ki fe inne ya'lemûne ya'lemûne fiili mustakbelun lafzan ve manen. Hem lafız hem de mana itibariyle istikbal ifade eder burada. Oh. Niye? Liduhûli harfi tenfisi aleyhi. Yani başına sevfe gelmiş ya, muzari fiil istikbal anlamını ifade ettiğinde gelir başına. Dolayısıyla başına harfi tenfis geldiğine göre demek ki burada hem lafzen hem manan mana itibariyle muzari istikbal ifade ediyor. Ve amile fi iz istikbal ifade ettiği halde iz de amel etmiştir. İz onun zarfı olmuştur. O zaman fe yelzemu en tekune bi menzileti iza. Buradaki iz kendi orijinal manasından kayıp iza anlamına istikbal manasına gelmesi gerekli olur diyorlar. Demek ki iz Evet normalde mazi zaman dilimi için kullanılır. Bu tür yerlerde efendim müstakbel içinde kullanılabilir. Savunanların delilleri de var. Ve zekere ba'duhum enneha fil hal yani bazıları ise burada izin hal manasına geldiğini gelebileceğini zikrettiler. Mesela ayeti kerimemiz nahvu ve la ta'malun min amelin illa kunna aleikum şuhuden iz tufidun fi. Ha. Ve la ta'malun min amelin. Siz hiçbir amel yapmazsınız, hiçbir iş yapmazsınız ki illa ancak biz kunna aleykum şuhuden. Biz sizin üzerinize şahitler oluruz. Yani sizi gözetleriz, görürüz. Ne zaman iz tufidun fi. İleride işe daldığınız değil. Şu an bak ne diyor Cenab-ı Hak sesleniyor. Siz hiçbir amel yapmaz, hiçbir eylemle meşgul olmazsınız ki ancak biz size şahit oluruz. Yani iki olumsuzdan bir olumlu çıkaralım. Sizin meşgul olduğunuz her eylemi, her işi biz görürüz. Ne vakit görürüz? İz tüfidû nefi. Fî. Siz o işe daldığınız vakit. Burada artık maziye falan gitmiyoruz. Hal manası vardır diyorlar. Ey hîne tüfidû nefi. Fî. Faide. Ahrece İbni Ebi Hatim min tarîk-i an Ebi Malik. Kale. Ma kana fil Kur'an in bi kesril elif fa lem yekun. ve ma kana iz faqad kana Yani mesela in nafiye gelebiliyor ya arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de diyor bunu İbni Ebi Hatim süddi tarikiyle Ebu Malik'ten tahric ediyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'lerdeki in'ler bi kesril elif lem yekun. yani daha olmadı daha olmayan şeylerin başına gelir in olumsuzluk anlamında henüz olmamış şeylerin başına gelir. İz ise ve mâ kâne iz, Kur'an'da iz olarak gelenler ise fakat kâne olmuş şeylerin başına gelir. Burada ne yapmış oldu? Demek ki istikbal ve hal manasına kaymaz. İzin orijinal anlamı olmuş yani mazide olup biten şeylerin başına gelir. Dolayısıyla mazideki bir zaman diliminin ismidir. Yani oralarda o zaman yukarıdaki getirilen ayetlerde istikbal veya hal manasına kaydı demeyelim de tahakkuku vukuuna binaen tıpkı ve nufika fissuri de yani yunfahu fissuri denmeyip de nufika mazi getirilmesinde tahakkuku vukuu dikkate alındığı gibi. Yani buradan onu anlamış oluyoruz. İz demek ki geçmişte olup bitenlerin başına geliyor. Buraya kadar izin vecihlerinden bir tanesini okuduk arkadaşlar. O da neydi? Yani geçmişteki bir zaman dilimine isim olarak gelir. İkincisi el vecihü thani en lit ta'lili iz bazen ta'lil manasında geliyor. Kur'an-ı Kerim'de ta'lil anlamına geliyor. Şimdi ona örnek verecek. Nahvu ve la yenfe'ukum el yevme iz ennekum fil azabi müşterikun. Şimdi hem sapanlar hem saptıranlar cehennemde beraberler. Peki cehennemde beraber olmak size bir fayda sağlıyor mu? Hayır. Herkes kendi azabını çekiyor yine. Şimdi burada diyor ki velen yenfaakum el yevme bugün size asla fayda vermeyecektir. Ne fayda vermeyecektir? Fail geride. Ennekum fil azabi müşterikun. Sizin azapta müşterek olmanız, azapta ortak olmanız size bugün hiçbir fayda vermeyecektir. Niye? İzzalem tüm. Çünkü siz kendinize zulmettiniz. Yani bu talili Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Siz dünyadayken kendinize zulmettiğiniz için artık bugün azapta müşterek olmanız size herhangi bir fayda sağlamayacaktır. Ey, velen yenfe'akum el yevme iştirakukum fil azabi li ecli zalemtum fil dünya. Zaten benim söylediğim cümlenin de aynen Arapçasını böyle ifade etmiş. Ve hel hiye harfun bi menzileti la mil ille ev zarfun bi ma'na vakt ve ta'lilu mustafadun min kuvvetil kelami la minel lafz. Şimdi diyor ki, iz talil manasına gelir, bunu anladık. Peki bu durumda lamul ille gibi illet lamu gibi harf olarak mı değerlendireceğiz yoksa harf olarak değerlendirmeyip de vakt manasında zarf alıp talil manasını kelamın gücünden mi çıkaracağız lafzın kendisinden değil de kelamın gücünden mi çıkaracağız bir başka ifadeyle şöyle diyelim iz talil manasına geldiğinde lamut ta'lil gibi illet lamu gibi harf olarak mı değerlendirilir yoksa burada iz vakt manasında zarftır ta'lil manası lafzın kendisinden iz lafzının kendisinden değil kelamdaki vurgudan kelamdaki efendim kuvvetten çıkarılır mı diyeceğiz kavlen burada iki görüş var el mensubu ile sibevey el evvel hem nispet edilen görüş ilk görüştür. Yani la mutta'lil manasını alalım diyor Sibevey. La mutta'lil manasını alalım. Artık zarftır deyip de bürokratik işlemleri çoğaltmayalım diyor yani. Ve alessani fil ayeti işkâlün. Zaten ikinci manada alsak yani talil manasını almayıp da yine izi vakt manasında zarf olarak değerlendiririz. Talili kelamdaki vurgudan kelamın gücünden çıkarırız filan demek böyle bir ihtimal düşünülecek olursa bu ikinci ihtimale göre fil ayeti iskalun ayette iskal söz konusu olur niye li en iz la tabdulu minel el li ihtilafi zamanayn şimdi yukarıdaki ayete geri dönüyoruz velen yenfa'ukum el yevme bugün size fayda vermeyecektir ne ennekum fil azabi müşterikun Azapta ortak olmanızın size herhangi bir faydası olmayacaktır. İz zalemtüm. Çünkü siz kendinize zulmettiniz dünyadayken. Peki el yevm zarf, e, izi de zarf alsak, talil almasak. Buradaki iz, el yevmeden bedel olabilir mi? Olamaz. Niye? La tebdülü minel yevm lihtilâfiz zamaneyn. Çünkü zaman farklı. Bugün dediği kıyametten bahsediyor. İz ise geçmiş zamana ait bir zaman. Geçmiş zamana ait bir zaman dilimi ni ifade ettiği için buradaki iz e, kıyamet anlamına gelen el yevmden bedel olamaz. ve la zarfen li ve yut yenfa yenfa. Len yenfa kelimesine zarf da olamaz. Niye zarf olamaz? Li ennehu la ya'malu fi zarfayn. Bir fiil burada iki zarfta amel etmez. El yevme de amel etti. Bir de izde amel etmez. Ve la li müşterikûne Hadi o amel etmez de müşterikun ismi fail amel etsin. Müşterikun kelimesinden zarf olur mu? Hayır, ona da zarf olmaz. Niye? Li'enne ma'mule haberi, inne ve Çünkü inne ve kardeşlerinin haberinin ma'mulu eğer bu ma'mul olacak olursa zarf olsaydı ne yetekaddemu aleyha öne geçemez. Müşterikun burada inne'den haberdir. Inne ve kardeşlerinin haberi amel ettiğinde onun mamulu ondan sonra gelmelidir. Sen buradaki iz zalem tümü o müşterikünden zarf yapar. Onun mamulu kabul edecek olursan kural ihlali olur bu. İnne ve kardeşlerinin mamulu kendinden sonra gelir. Burada ise bu iz önde gelmiş onun da zarfı olamaz. Ve inne mamul sileti la yetakaddamu alel mevsul. Ayrıca sılanın mamulu mevsulun önüne geçmez. E burada iz öne geçmiş bu da olmaz. Ayrıca veli enne iştirakehum fil ahireti o yani sapanlarla saptıranların azapta ortak olmaları ahirette söz konusu olacaktır. La fi zemeni zulmihim. Yoksa zulmettikleri vakit değil. Zulüm dünyada işleniyor. İhtilafu zemaneyn var yani. Oraya vurgu yapıyor. Dolayısıyla burada diyor ki kulasa şu. İz ta'lil manasına kullanıldığında artık zaman, zaman zarfı olarak irab edilmez. Tıpkı lamut mutta'lil gibi, harfi cer gibi görülür. Buradaki özet şu, İki görüş var. İz, ta'lil manasına alındığında lamut ta'lil gibi mi değerlendirilecek yoksa zarf olarak mı değerlendirilecek? Zarf olarak değerlendirecek olursak bir sürü problem çıkar diyor. Ki sibevehi de zaten la mutalil olarak değerlendirelim diyor. Peki şimdi bir örnek daha veriyor. Ve mimma humile alet ta'lili iz kelimesinin ta'lil manasına hamledildiği ayetlerden biri de şudur. Ve iz lem yehtedu bihi feseyekulûne hâzâ ifkün kadîm. Ahkâf suresi 11. ayeti kerime arkadaşlar. Ve kâlellezîne keferû lillezine <laughs> inkar edenler iman edenlere şöyle dediler lev kana hayran ma eğer Muhammed'in getirdiği hayır olsaydı ma sabaquna ileyh o konuda bizi geçemezlerdi inkar edenler iman edenler hakkında diyorlar ki Muhammed'in getirdiği hayır olsaydı yani bu iyi bir şey olsaydı o konuda bizi geçemezlerdi diyor. Şimdi tahlil manası ve izlem yehtedu bihi madem ki Muhammed'in getirdiği ile ihtida edemediler ya da şöyle de ifade edebiliriz. Muhammed'in getirdiği hakikatle ihtida edemedikleri için fese yekulune haza ifkun kadim bu kadim bir iftiradır. Eskiden de böyle şeyler duyulurdu diyecekler. Şimdi bakın talil manası tam oturuyor burada. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İnkar edenler, iman edenler hakkında dediler ki لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ Muhammed'in getirdiği iyi bir şey olsaydı bu konuda onlar bizi geçemezlerdi. Ve iz Muhammed'in getirdiği ile aleyhissalatu vesselam ihtida edemedikleri için yani Kur'an'la yol bulamadıkları için artık ona bir şey demeler lazım. Ne diyecekler? ne haza ifkun kadim. Yani o için diye de ifade edilebilir. Madem ki Muhammed'in getirdiğiyle ihtida edemediler, o şekilde de ifade edilebilir. Peki yine talil manasına bir ayeti kerime daha örnek veriyor. Ve izi <Sessizlik> atazel tumuhum ve ma yabudun illa Allah fa'u ila al ve izi tazeltumuhum. Madem ki siz onlardan uzaklaştınız. Ashabu Kehf'e söylüyor. Ve ma yabudun min Ve Allah'ın dışında taptıkları o putlardan da uzaklaştınız. Fevu ilal kehfi, O zaman mağaraya sığının. Ya da şöyle de ifade edilebilir talil. Onlardan uzaklaştığınız için, onlardan uzaklaşmanız sebebiyle, onlardan ve taptıkları putlarından uzaklaşmanız sebebiyle artık mağaraya sığının ve enkara'l cumhur hada'l kısma ve kalu et takdir Yani cumhur burada hani cumhurun bir şeyi vardı. illaki zarf olarak alırız diyorlardı ya arkadaşlar. Talil olsa bile şimdi bakın yine bir takdirde bulunuruz diyorlar. Yani ayete geri dönüyoruz. velen yenfe yenfe'akum el yevme ba'de iz zalemtum şeklinde e, takdirde bulunuruz diyorlar ve tahlil manasına gelse bile artık orayı şöyle tahlili dönüştürmüş oldular. Artık siz kendinize zulmettikten sonra efendim hani geçen geçtikten sonra deriz ya biz de. Yine orada tahlil vardır zımnen aslında. Geçen geçtiği için artık demektir o. Siz kendinize zulmettikten sonra azapta ortak olmanızın size herhangi bir faydası olmayacaktır manasında tevil ederiz diyorlar. Peki. Vakale İbnü Cinni, İbnü Cinni ne diyor? Raca'tu Ebu Ali miraran fi kavlihi taala ve yenfa'akum el yevme el ayete müsteşkilen ibdale iz min yevm. Süper bir şey bu. Diyor ki İbnü Cinni Ebu Ali'ye Velen yenfakum el yevme iz tüm ayetindeki iz kelimesinin yevm kelimesinden bedel yapılmasını problemli bularak müsteşkilen problemli bularak yani buradaki bu iz cumhur bedel yapalım diyor ama illaki zarf alalım falan diyor ama yani burada bir zorlama yok mu birkaç defa sordum diyor ve ahiru ma tahassala minhu Neticede elde ettiğim bilgi şu oldu. Enne dünya vel ahirete muttasilani. Dünya ile ahiret birbirine bitişiktir. Ve ennehumâ fî hukmillâhi sevâün. Allah'ın hükmünde dünya ile ahiret aynıdır. Feke yevme mâdin, Sanki bugün de dün gibidir. Yani böyle bir teville bedel yapabiliriz diyor. Zayıf bir tevil tabii. Dolayısıyla arkadaşlar ve Sibeveyhi gibi bir imam, nahide imam olan birisi. Arkadaş Burada işlemi uzatmaya gerek yok. İz talil manası ifade ediyorsa tıpkı lamı talil gibidir. Artık zarf olarak irap edilmez demiştir. Bugün irabul Kur'anlarda öyledir zaten. Peki, intaha. El vecu salis et tevkid. Yani iz e, manasına da gelebilir. Bi en tuhmele ale ziyade. Burada zait bir harf gibi görülür. Kalehu Ebu Ubeyde ve tebi Ahu i̇bn Kuteybe. Ebu Ubeyde söylemiş bunu. i̇bn Kuteybe de aynı görüşü benimsemiş. Ve hamele aleyhi ayetin. Bazı ayetleri bu anlama hamletmişler. Ebu Ubeyde ile efendim i̇bn Kuteybe. Minha o tekit manasına hamlettikleri ayetlerden birisi de şudur. Ve iz kâle rabbuke Yani burada tevkit dediği muhatabın zihninde artık bu manayı güçlendiriyor hani Rabbin meleklere şöyle demişti ya diye biz bunu Türkçeleştiriyoruz. E, o zaman dait görülebilir diyor. Ama biz buna baktığımızda yine vakte manasını alıyoruz çoğunlukla. Yani böyle bir vecih var ama çok benimsenen bir vecih değil bu. Arrabi et tahkik. Tahkik manasına gelir. Ke kad. nasıl mazinin başına geldiğinde tahkik ifade ederse iz de tahkik ifade edebilir. Ve humilet aleyhi el ayetul mezkura yani yukarıda zikredilen diyor Zuhruf 39. ayeti kerimede tahkik manası vardır diyerekten ayet buna da hamledilmiş. Yani ayete geri dönüyorum ben. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Orada tahkik manası ne olmuş oluyor? وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ قَدْ ظَلَمْتُمْ Manasını alıyoruz. اِذْ ظَلَمْتُمْ Tahkik manası. Ki siz dünyadayken kendinize kesinlikle zulmettiğiniz için hem tahkiki hem ta'lili birleştirelim. Dünyadayken kendinize zulmünüz kesin olduğu için artık bugün azapta müşterek olmanızın size bir faydası yok. Ve caale minhu es-suheyli kavluhu ba'de iz muslimun. Yani Ali İmran suresi 80. ayetteki ba'de iz entum muslimun ifadesini de Suheyli tahkik manasına almış. Ali İmran Suresi 80. Bismillahirrahmanirrahim. Yukarıdakiyle beraber okuyalım. Diyor ki: "Ma kana li beşerin en yu'tiyahu Allahu al-kitabe vel hukme vel nubuwwate thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ve lakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab ve bima kuntum tadrusun." Oranın mealini hemen özet vereyim. Allah'ın kendisine efendim kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği tüm peygamberler Rabbani olunuz demişlerdir. Yani Allah'ı bırakıp da bize kul olunuz dememişlerdir. Yine şu da mümkün değildir. Ve la murakum asıl mahalli istişadımız olan ayete geliyorum. Ve la murakum en tettehidul melâikete inâfe ve Yani hiçbir beşerin, Allah'ın kendisine kitap ve nübüvvet verdiği hiçbir beşerin size melekleri ve nebileri Rab edinmeyi emretmesi mümkün değildir melekleri ve nebileri Rab edinmenizi emretmesi mümkün değildir. Murukum bil küfri. Yoksa hani nebi size Allah'ın kendisine kitap ve nübüvvet verdiği kimse size küfrü mü emredecek? Bade iz entum muslimun. Siz Müslüman olduktan sonra kad entum muslimun. Yani bade <laughs> iz burada kad <laughs> gibi tahkik manasını ifade ediyor. Siz kesin olarak Müslüman olduktan sonra ba'de iz entum kesin olarak müslüman olduktan sonra peygamber size küfrü mü emredecek? Burada da tahkik manası var diyorlar. Fakat ve leysel kavlani bi şeyin benim de dediğim gibi bu üçüncü ve dördüncü görüşler herhangi bir anlam ifade etmez. Zayıf tevhiller diyor müellifimiz. Çünkü ben üçüncü görüşte tevkit manası var. Ve izkale rabbukelil melaiketi ayetini getirdi. Burada tekit diyor ama biz burayı da vakt manasında alıyoruz demiştim. Müellifimiz de bu sözlere takılmayın dediği. Ama niye veriyor bunları? işte böyle şeyleri söyleyenler var. Bunu bilelim diye veriyor. Yoksa suyuti de bir şey geçiyor diye kesinlik ifade etmez. İşte Kur'an Allah kelamı değildir. Peygamber Arapçalaştırmıştır. Suyuti bu böyle bir diyenler var diyerekten verdi o cümleyi. Yoksa suyuti de geçiyor olması, suyutinin de aynı kanaati paylaştığını göstermiyor. Bu alanda konuşulan ne varsa onu veriyorum diyor. Yani özetle söyleyecek olursak. Peki mesele. Telzemu iz el idafete ila cümletin. İmma ismiye ev fi'liye. Şimdi diyor ki iz mutlaka cümleye muzaf olur. İmma ismiye ne gibi? Nahvu vezkuru iz entum kalilun. Bak entum mübteda kalilun haber iz entum. İsim cümlesine muzaf olmuş. Ev fi'liyetin ila cümletin ismiyetin ev fi'liye. Ya da fiil cümlesine muzaf olur. Ne gibi? Fi'luha ma'din lafzan ve ma'nen. Fiil cümlesine muzaf olacak ama fiili hem lafız hem mana itibariyle efendim maziye delalet eden fiil cümlesine muzaf olur. Ne gibi mesela? Nahvu ve iz kale rabbuke lil melaiketi. Bak burada kale fiili hem lafzıyla hem manasıyla maziye delalet ediyor. Ve izi bitela İbrahim e rabbuhu bi kelimatin. Burada da ibtela mazi fiil cümlesine muzaf olmuş. Hem lafzıyla hem manasıyla maziye delalet ediyor. Çünkü önceki tarihte oldu bunlar. Manasıyla dediğimiz o ev manen la lafzan. Ya da lafzen muzari olsa bile mana cihetiyle maziye delalet eden bir cümleye muzaf olur. Ne gibi mesela? Ve iz tegulu lillezî en aleyhi ve en amte aleyhi emsik aleyke zevcek ve tegillâh. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam Zeynep Validemizle evlenmezden evvel malum Zeynep Validemiz Peygamber Aleyhisselam'ın evlatlığı Zeyd'le radıyallahu anh evli idi. Hazreti Zeyd Peygamber Aleyhisselam'a Zeynep'i boşamak istediğini söyleyince radıyallahu anhuma ne demişti Peygamber Aleyhisselam? Emsik aleyke Eşini nikahın altında tut demişti. Ama Cenab-ı Hak peygamberin söyleyip geçtiği bir şey için ve iz takulu diye hani ve iz gulte dememiş. Lafzen muzari olsa da manen maziye delalet ediyor. Dolayısıyla fiil cümlesinin başına geldiğinde iz fiile muzaf olduğunda yani ya hem lafzen hem manen mazi fiil cümlesi olacak ya da lafzen muzari gözükse de manen maziye delalet etmiş olacak. Nahvu ve iztekulu lillezi en'amallahu aleyh. Peki. Ve gad fi ta'ala. Şimdi bak bu üç kullanım yani izin isim cümlesine muzaf olması. İzin hem lafzen hem manen maziye delalet eden fiil cümlesine muzaf olması. İzin lafzen olmasa bile manen maziye delalet eden fiil cümlesine muzaf olma örnekliğinin tamamı üç örnek şu ayette bir araya geldi. Nedir o? İn la tensuruhu. Eğer siz Muhammed'e yardım etmezseniz fakat allahu. Allah ona mutlaka yardım etmişti. Ne vakit? İz ahracehullezine keferu. Thaniye thneyni. Kafirler onu iki kişiden biri olarak çıkardıkları vakit. Ta Mekke'de oldu geçti hem ahrece kendisi şey, lafız itibariyle mazi, mana da mazi de gerçekleşti. Ha, bu bir. İz huma fil gari. Huma fil gari mübteda haber burada da isim cümlesine muzaf olmuş. İz yakulu li sahibihi. Halbuki peygamber onu ta mağaradayken söyledi aleyhissalatü vesselam. İz gale li sahibihi demedi de iz yakulu. Hani şöyle diyordu. İz yakulu li sahibihi. Lafzen muzari gibi gözükse de manen maziye delalet ediyor. Dolayısıyla izin cümleye muzaf olma durumuyla alakalı her üç örnek, her üç cihet bu ayette bir araya gelmiş. وَقَدْ تُهْذَفُ lil لِلْعِلْمِ بِهَا Şimdi izde izin muzaf olduğu cümle yani izin muzafun ileyhisi artık zihinde bilindiği için bazen hasfedilebilir. Ve yuavvadu anha <الْتَنْو۪ين> et İz, zarf, cümleye muzaf olur kendisi muzaf muzafun ileyhisi cümledir ama mefhum olarak o muzafun ileyh bilindiği için hazf edilebilir Hazif edildiğinde de bedel olarak kesra getirilecek tenvin kesralı tenvin getirilecek mesela ve tükseru diyor zaten ve tükseru izzalul iltika'i sakinayn nahvu ve yevma izin yafrahul müminun yevma izin demek yevma İz kezel, Şöyle olduğu vakit demektir o. Cümleye muzaf. E, yevme izin yeveddül lezîne keferû ve asavur rasûle lev ard. Ayetinde de olduğu gibi. Burada yem zarftır. İz muzafun ileyhtir. izin Oradaki tenvin de izin iz zarfının muzafun ileyhisi olan hazfedilen cümleden ivazdır, bedeldir ve entum hina izin tanzurun bu örnekte de öyle ve za amel akhfash en iz fi zalika murabatun yevme izin ve entum hina izin gibi durumlarda iz kelimesi artık mu'rabtir diyor akhfash niye li zevali iftikariha ila'l cümle cümleye iftikarı zail olmuştur artık yani cümleye ihtiyacı ortadan kalkmıştır. Cümle hazfedildiği için cümleye ihtiyacı ortadan kalktığından dolayı kendisi muzafun ileyh olur. Oradaki kesra mebnilik kesrası değil, muzafun ilehlik kesrasıdır. Ve ennel kesrate i'rabun ve o durumdaki kesra i'rab kesrasıdır. Yani muzafun ileyh. Li yevme vel hine mudafani ileyha. Yevme izin, hine izin kelimelerine baktığımızda yevm ve hîn kelimeleri mudafeni izafe edilmişlerdir ileyha iz kelimesine e, izafe edilmişlerdir. E de onların muzafun ileyhisi konumundadır. Dolayısıyla mecrurdur diyor. Ahfeş böyle demekle birlikte ve rutte şöyle reddolunmuş bu bi enne bina ehe iz izin kelimesinin burada mebni oluşu li vad'iha ala harfeyni iz iki harften efendim oluştuğu için mebnidir diyoruz. Dolayısıyla iki harften olduğu için burası mebnidir ve bi ennel iftikara bakın fil mana. Sen zevalden bahsettin. Artık cümleye lafzen ihtiyacı kalmadığı için biz bunu muhrep yapalım. Muzafun ileyh olsun. Bu kesralığı da muzafun ileyhin irabu kabul edelim diyorsun ama lafzen öyle olsa da mana itibariyle iz burada yine bir cümleye muhtaçtır kel mevsuli tuhzefu sılatuhu. Tıpkı sıla cümlesi hazfedilmiş ismi mevsul gibidir. Yani her ne kadar ismi mevsulün sıla cümlesi hazfedilse de manen vardır o zihnimizde. Dolayısıyla burada da manen o cümle vardır. Dolayısıyla bu yevme izindeki izinler efendim mebni olarak alınır. Oradaki kesralık muhreb olarak alınmaz. Kendisi e, muzafun ileyhisi mahzuf bir muzaf konumundadır diye değerlendirilmişler arkadaşlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.